Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle MUBA yayınları 6. sınıf ile dersimize devam ediyoruz. 3. fasikül kesirlerle işlemler Gold Test 2'deyiz. 1. sorumu büyütüyorum. Bakın bu işlem arkadaşlar aşağıdaki şekilde tanımlanıyormuş. Yani bu işlemin içerisinde biz en sayısını yazıyoruz ve bu 1 bölü en olarak çıkıyor. Buna göre işlemin sonucunu istiyor. Bakın bu şeklin içerisine 4 yazmışız. 1 bölü 4 olarak çıkacak. Bu şeklin içerisine 2 yazmışız. 1 bölü 2 olarak çıkacak. Burayı 2 ile genişletiyorum. 1 bölü 4 artı 2 bölü 4. Buranın toplamı 3 bölü 4 olarak geldi. Devam edelim. Yukarıdaki çiçeğin yapraklarındaki sayıların toplamı ortadaki sayıya eşittir. Buna göre A sayısı kaçtır? Arkadaşlar 3 bölü 10 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 5 artı A 1'e eşitmiş. Paydayı 30'da eşitleyeceğim. Burayı 3 ile burayı 10 ile burayı 6 ile genişletiyorum. 9 bölü 30. Şöyle yapalım. 9 artı 10 artı 6 bölüm 30 artı a eşittir 1. Burayı topladığım zaman arkadaşlar 25 yapar. 25 bölü 30 artı a 1'miş. A buradan 5 bölü 30 olarak geldi. Sadeleştirdiğimde de 1 bölü 6 olarak buldum. Ağaç tıkımı işaretledim. Devam edelim. İşleminin sonucu 2 tam 1 bölü 3. 7 bölü 3. Eksi 1 tam 1 bölü 2 arkadaşlar kaçtır? 3 bölü 2'dir. Burayı 2 ile burayı 3 ile genişletiyorum. 14 bölü 6 eksi 9 bölü 6 burası 5 bölü 6 olarak geldi. D şıkkımı işaretledim. İşlemin sonucunu istiyor. 1 tam 1 bölü 4 5 bölü 4'tür. Artı 2 tam 1 bölü 2 5 bölü 2'dir. Burayı 2 ile genişletiyorum. 5 bölü 4 artı 10 bölü 4 15 bölü 4 olarak geldi. Ve arkadaşlar bu 3 tam 3 bölü 4'e eşittir. B şıkkımı işaretledim. Aşağıdaki verilen kare ve daire içinde özdeş parçalara ayrılmıştır. Yukarıdaki modellenen işlemin sonucu. Arkadaşlar bakın burası 4 eş parçaya ayrılıp 3 tanesi boyanmış. 3 bölü 4 artı Buraya geldim. Burası 6 eş parçaya ayrılıp 3 tanesi boyanmış. 3 bölü 6 yani 1 bölü 2. Burayı 2 ile genişletiyorum. 3 bölü 4 artı 2 bölü 4. Burası 5 bölü 4 olarak geldim. C şıkkımı işaretledim. Yukarıda verilenlere göre A artı B'yi istiyor. Arkadaşlar A'yı bulabilmek için 3 bölü 4'ten 2 bölü 3'ü çıkaracağım. Burayı 3 ile burayı 4 ile genişleteceğim. A eşittir. 9 bölü 12 oldu. Eksi 8 bölü 12. Buradan A bana 1 bölü 12 olarak geldi. B'yi bulalım. 4 bölü 12'den 1 bölü 6'yı çıkaracağız. Burayı 2 ile genişleteceğiz. Yani 4 bölü 12'den 2 bölü 12'yi çıkarmamız lazım. Burası B'ye eşitmiş. 4 bölü 12'den 2 bölü 12'yi çıkardığımda 2 bölü 12 yapar. Bu ne? B. Sadeleştirmeyeceğim. Çünkü A artı B'yi istiyor. 1 bölü 12 ile 2 bölü 12'yi topluyorum. 3 bölü 12 ve burası 1 bölü 4 olarak geldim A şıkkımı işaretledim devam edelim Melek geçen hafta sonu 9/12 kilometre bu hafta sonu 4/5 kilometre koşmuştur. Melek bu iki hafta sonu toplam ne kadar koştu? 9/12 arkadaşlar biz 3 ile sadeleştirelim 3 bölü4 artı 4 bölü5. Paydayı 20 yapacağım. Burayı 5 ile burayı 4 ile genişletiyorum. 15 bölü 20 artı 16 bölü 20. Buranın toplamı 31 bölü 20 yapar. Bu da bir tam 11 bölü 20 olarak gelir. C şıkkımı işaretledim. Yukarıdaki şemada verilen işlemler sırasıyla yapıldığında soru işaretiyle gösterilen kutuya hangi sayı gelir? 5 bölü 6'dan 1 bölü 2'yi çıkaracağım. Burayı 3 ile genişleteceğim. 5 bölü 6'dan 3 bölü 6'yı çıkarıyorum. 2 bölü 6. 1, bölü 1 bölü 6 artı 1 tam 1 bölü 3 arkadaşlar. 4 bölü 3'tür. Bunları toplayacağız. 4 bölü 2'yi 2 ile genişletmem lazım. 1 bölü, art, 1 bölü 6 artı 8 bölü 6 oldu. Burası da 9 bölü 6 oldu. Yani buraya 2 bölü 6, buraya da 9 bölü 6 gelecek. Bunların toplamı 2 bölü 6 artı 9 bölü 6. 11 bölü 6 bu da 1 tam 5 bölü 6'dır. A şıkkımı işaretledim. Yukarıda modellenen toplam işleminin sonucu. Bakın burada 1 tam 1 bölü 2 var. Buraya geldiğimde 8 eş parçaya ayrılmış. 5 tanesi boyanmış. 5 bölü 8. Burayı 4 ile genişleteceğim. 1 tam 4 bölü 8 artı 5 bölü 8. 1 tam 9 bölü 8'dir. Bu da 2 tam 1 bölü 8 olarak gelir. D şıkkımı işaretledim. Salı günü ölçülen kar kalınlığı 4 bölü 5 metre. Çarşamba günü ölçülen kar kalınlığı 3 bölü 4 metredir. Buna göre salı günü ölçülen kar kalınlığı çarşamba günü ölçülen kar kalınlığından ne kadar fazladır? Arkadaşlar ne yapacağız? 4 bölü 5'ten 3 bölü 4'ü çıkaracağız. Burayı 4 ile burayı 5 ile genişletiyorum. 16 bölü 20 eksi 15 bölü 20 Aralarındaki fark arkadaşlar, pardon buraya bakalım 3 bölü 4 metredir demiş. Aralarındaki fark 1 bölüm 20 olarak gelmiş. A şıkkımı işaretledim. Aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 2 eş parçaya, 1 ile 2 arası 3 eş parçaya, 2 ile 3 arası 4 eş parçaya ayrılmıştır. Buna göre işlemin sonucunu istiyor. A'yı bulalım. A 0 ile 1 arasında 0 ile 1 arası iki eş parçaya ayrıldı. A birincisinde olduğu için A 1 bölü 2. B'ye geldim. B ise bize 1 bölü 3'ü gösteriyor. Bakalım 1, 2, 3. Evet. C ise arkadaşlar bize 2 bölü 4'ü yani 1 bölü 2'yi gösteriyor. Şimdi C'ye bakıyorum. Pardon e, burayı şöyle yapacağız. Şunu yapmayı unuttuk. Bakın B 1'i geçtiği için B arkadaşlar 1 tam 1 bölü 3 olacak. Yani 4 bölü 3. Aynı şekilde C de 2 tam 2 bölü 4 olacak. Yani 2 tam 1 bölü 2 olacak. Bu da 5 bölü 2 olur. Şimdi yerine yazalım. C 5 bölü 2 eksi A 1 bölü 2 artı B 4 bölü 3. Burayı 3 ile burayı 2 ile genişletiyorum. Burayı da arkadaşlar 3 ile genişletelim. 15 bölü 6 eksi parantezi açtım. 3 bölü 6 artı 8 bölü 6. 15 bölü 6'dan 11 bölü 6'yı çıkarıyorum. 4 bölü 6 oldu. Yani bu da 2 bölü 3'tür. D şıkkımı işaretledim. Yukarıda modellenen toplama işlemini istiyor arkadaşlar. Bakın burada 1 tam 3 bölü 4 var. Artım. Burada 2 bölü 16 var. Burayı ben 4 ile genişletiyorum. 1 tam 12 bölü 16 artı 2 bölü 16. 1 tam 14 bölü 16 yaptım. Burayı 2 ile sadeleştirdim. 1 tam 7 bölü 8 olarak geldim. A şıkkımı işaretledim. Devam edelim. Yukarıda toplama işlemi tablosu verilmiştir. Buna göre sembollerin hangisinin değeri yanlış verilmiştir. Üçgeni bulabilmek için 1 bölü 2 ile 2 bölü 3'ü toplayacağım. Burayı 3 ile burayı 2 ile genişletiyorum. 3 bölü 6 artı 4 bölü 6. Buranın toplamı 7 bölü 6 oldu. Yani 1 tam 1 bölü 6. A şıkkım doğru. Kareyi bulalım. 1 bölü 3 ile 2 bölü 3'ü topluyorum. 3 bölü 3 yapar. Bu da 1'dir. B şıkkım doğru. Daireyi topluyorum. 1 bölü 5 ile 1 bölü 2'yi topluyorum. Burayı 2 ile burayı 5 ile genişleteceğim. 2 artı 5 bölü 10'dan 7 bölü 10 olur. Ama bakın 2 bölü 7 demiş yanlış. Son olarak yıldıza geldim. 1 bölü 5 ile 1 bölü 3'ü topluyorum. Burayı 3 ile burayı 5 ile genişletiyorum. 3 artı 5 bölü 15'ten 8 bölü 15 olarak geldi. D şıkkında doğru oldu. Yanlış cevabımızı C şıkkımızı işaretledik. Aşağıdaki parçalara ayrılmış şekillerden hangisi 2 bölü 5 kesirine denk değildir? A şıkkıma bakıyorum arkadaşlar. Burası 4 bölü 10'u gösteriyor. Bu da 2 bölü 5'tir. B'ye geldim. Burası arkadaşlar 4 bölü 10'u gösteriyor. Bu da 2 bölü 5'tir. C'ye geldim. Bakın burası arkadaşlar bir kere parçaları eş ayrılmadığı için bu bir kesir göstermez. D'ye geldim. 6 bölü 15'i gösteriyor. 3 ile sadeleştirdiğimde bu da 2 bölü 5 olarak gelir. A, B ve de D şıkları 2 bölü 5'i gösterirken C şıkkım göstermez dedik. Son sorumuza geçelim. Olduğuna göre üçgen yerine ne gelmeli? Üçgeni bulabilmek için 5 bölü 2'den 2 bölü 3'ü çıkarmamız gerekiyor. Burayı 3 ile genişletiyorum. Burayı 2 ile 15 bölü 10 eksi 4 bölü pardon 15 bölü 10 değil 15 bölü 6 olmalıydı. 15 bölü 6 eksi 4 bölü 6. 11 bölü 6'dır. Burası da 1 tam 5 bölü 6 yapar. Yani benim üçgenim arkadaşlar 1 tam 5 bölü 6'dır. C şıkkımı işaretledim. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.